Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde çok güzel, çok beğendiğim bir türev sorusuyla devam ediyoruz. Bu soruyu sizlerin de görmesini istedim. Mutlaka ama mutlaka önce videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın ve daha sonrasında arkadaşlarım çözemediyseniz eğer videonun çözümünü izlemeye devam edin. Sadece bir soru çözeceğiz bu videoda. Hadi bakalım sorumuzu çözmeye başlayalım. Fx eşittir x kare artı 4x artı 5 fonksiyonunun grafiğine birebir noktasından teğetler çekiliyor. Çekilen bu teğetlerin eğimlerinin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz bu x kare artı 4x artı 5 dediğimiz ikinci dereceden ya hani bu. İkinci dereceden olduğu için arkadaşlar kolları da bakın x'in katsayısı pozitif olduğu için kolları da yukarı doğru olan bir paraboldür. Peki bu parabolün tepe noktası nerede? Eksi b bölü 2a yapıyoruz biliyorsunuz. B'miz burada 4 eksi 4 bölü 2 kere birden 2. Tepe noktamızın apsisi eksi 2'de. Madem öyle ben şuraya dedim ki hocam burası eksi 2 noktası olsun. Ve benim parabolümün kolları yukarı doğru. Peki eksi 2 için bu parabol nereden geçiyor? Eksi 2'nin karesi 4 artı 4 kere eksi 2'den eksi 8 gelir artı bir de 5'imiz var. Bakın 4'ten 8'i çıkardım. Eksi 4 5 ekledim 1 geldi. Yani eksi 2 için nereden geçmiş arkadaşlar? 1'den geçmiş. Yani benim parabolümün tepe noktası işte şuralarda bir yerlerde. O halde arkadaşlarım ben bu parabolü şu şekilde çizebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Pekala işte bunun ismi x kare artı 4x artı 5 parabolü. Bunu şu şekilde biraz daha uzatalım. Şimdi arkadaşlarım yazdık mı şuraya 4x artı 5? Birebir noktası neresi? Hocam birebir noktası da bak biri şuradan seçersin. Birebir noktası da işte şurası. Şimdi diyor ki ben bu parabole bu birebir noktasından m noktasından iki tane teğet atabilirim. Bu teğetler arkadaşlar birisi şudur. Öteki de tabii ki budur ki zaten birebir noktasından bu şekilde teğet çektiğimiz için buradan çektiğimiz teğet x eksenine paralel olacaktır. Teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır diyordu. İşte burada çektiğimiz teğetin eğimi zaten sıfır. Yani ben sadece bunun eğimini bulsam yetecek. Sıfırla toplayınca zaten aynısı gelecek. Peki bunun da neden sıfır olduğunu açıklayalım. Çünkü sevgili gençler bunların apsisleriyle ordinatları aynı. Bu tarafa doğru teğet çekersek doğal olarak da ne gelecektir? X eksenine paralel olacaktır. Pekala. Şimdi gelin şu noktadan çekilen teğete yani birebir noktasına şu noktaya çekilen teğete bakalım. Bu noktaya çekilen teğete bakabilmek için de şunu şu şekilde gençler aşağı indirelim. Şunu da bu ele uzatalım. Uzattıktan sonra gördüğünüz üzere şurada bir üçgenimiz oluştu. Şurada ince uzun bir üçgen oluştu. Bu üçgenden karşı bölü komşu yaparak eğim bulabiliriz tabii ki. Peki ama hani karşısı ne komşusu ne bunu bilmiyoruz. Gelin şuranın apsisine A diyelim. Buranın apsisi A ise şuradaki uzunluk yataydaki uzunluk arkadaşlar A-1'dir. Bakın gördüğünüz üzere burası A-1'dir. Ve şuradan şuraya kadar olan uzunluk lazım bana. Bakın arkadaşlar ben A'yı yerine yazarsam bu parabolde A yerine yazıldığı takdirde şunu şu şekilde uzatalım. Bakın gençler nereden geçer biliyor musunuz? A kare artı 4A artı 5'ten geçer. Fakat şurası zaten bir birim olduğu için bakın buranın ordinatı 1'di. Demek ki şuraya ne kalacak? A kare artı 4a artı 5'ten 1 çıkaracaksınız artı 4 kalacak. Yani bizim karşı kenar uzunluğumuz a kare artı 4a artı 4'müş. Komşu kenar uzunluğumuz da a eksi 1'miş. Peki bu bana eğimi veriyor da güzel arkadaşım a'yı nereden bulacağız? Onu da şöyle yapalım. Ben parabole herhangi bir apsis noktadan çekilen teğetin eğimini bulmak için ne yaparım? Tabii ki f fonksiyonunun türevini alırım ve o noktayı yerine yazarım. Yani f türevi a'yı bulurum. Peki f'in türevi ne arkadaşlar? F'in türevinde x 2x artı 4'tür. Ve a'yı yerine yazarsanız 2 artı 4 gelir ve bu da bana artık eğimi vermek zorundadır. Yani benim eğimim diğer yandan neye eşitmiş? 2a artı 4'e eşitmiş gençler. Peki artık içler dışlar yardımıyla a'yı kolaylıkla bulabiliriz. A kare artı 4a artı 4 dedim. Eşittir. A ile 2a'yı çarptım. 2a kare geldi. A ile 4'ü çarptım. 4a. 2a ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2a topladım. Artı 2a geldi. Ve eksi 4'ümüz var artık. Bakın ben şuradaki a kareyi karşıya gönderirsem a kare kalacaktır. 4a'yı bu tarafa gönderirsem eksi 2a olacaktır. 4'ü de bu tarafa gönderirsem eksi 8 olacaktır ve eşittir 0 geldi. Gelin çarpanlarını ayıralım biz bu ifadeyi.
a'ya a diye burayı da eksi 4 ve artı 2 diye ayırırsam çarpanlarına ayrılmış olur. Birinci a'mız 4 gelirken ikinci a'mız ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 geldi. Şimdi bakın zaten ben eksi 2'de teğet olduğunu biliyorum. Ve bu noktadan çekilen teğetin eğiminin de zaten biz ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Sıfır olduğunu biliyorduk. Bunu sildim ki zaten ben a'yı buradan seçtiğim için a mecburen pozitif olacaktı. Dolayısıyla sevgili gençler a'mız 4'müş bizim. Yani şurası 4. Peki eğim ne hocam? Şurada yerine yazarsan eğimi de bulursun. 2 çarpı 4 artı 4 istersen burada yerine yaz ama o biraz daha ne gerektiriyor? Üşengeç olmamak gerekiyor. Peki şurada yerine yazarsak eğimimiz ne gelir? 12 gelir. Bir eğimimiz sıfırdı. Diğer eğim de 12 ise bunların toplamı 12'dir. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Evet, çok güzel bir türev sorusuydu. Zor muydu? Zorluk seviyesi 10 üzerinden 7 civarı diyebiliriz. 7-7,5 diyebiliriz ama gerçekten çok güzel bir soruydu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Diğer konuların bir konu bir soru serisinde görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tekrardan bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.